iken e, sıcak bir gelişme yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir sosyal medya paylaşımında bulundu. Bir bakalım e, tweet'inde ne diyor Kemal Kılıçdaroğlu. E, çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumundan randevu istedim. Herhalde bir yerlerden izin alamadılar ki ses yok. Evlatlarımızın beslenme hakkını konuşmak için yarın saat 10'da devletimizin şerefli bürokratlarına gideceğim gerisi onlara kalmış. Ee, bakın bu yeni bir gelişme. Ee, böylece yarın sabahın da aslında gündemi şu anda e, belirlenmiş, şekillenmiş durumda. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da e, bazı kurumlara yönelik daha önce e, Ali Bey yanılmıyorsam iki ziyareti oldu. Biri evet, TÜİK'e oldu. oldu. E ee, diğerini hatırlayamıyorum. Milli Eğitim mi? Bakan, Ha bir de Hı. Milli Eğitim Bakan. Bakanlığı'na oldu. Şimdi bu kez e, Kemal Kılıçdaroğlu Et ve süt kurumuna gidiyor, randevu istedim diyor, belli ki bir yerlerden izin alamadılar, ses yok diyor. Ama evlatlarımızın beslenme hakkını konuşmak için yarın saat 10'da oraya gideceğim, gerisi onlara kalmış diyor. Biliyorsunuz et ve süt kurumu yakın zamanda ürünlerine, et ürünlerine ciddi oranda bir zam yapmıştı. Ama bu zamdan da daha büyük bir skandal bu zammın, Kurumun başındaki isim tarafından açıklanan gerekçesiydi. Efendim ucuz verdiğimiz için kuyruk oluyor, biz de kuyruklar bitsin diye e, fiyatı artırdık şeklindeki bir açıklama. E, yine ondan sonra da zaten görevinden oldu değil mi Et ve Süt Kurumu e, Başkanı? Evet, evet e, yarın sabahın gündemi belli oldu sayın seyirciler. Çünkü daha önce TÜİK ziyaretinde de, Milliyetin Bakanlığı ziyaretinde de bir kamera ordusu takip etmişti e, CHP Genel Başkanı Kimil Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini. Belli ki yarın da oraya yoğun bir medya ilgisi olacak. E, ve durum değişmezse, yani bugünden yarın sabaha durum değişmezse Kılıçdaroğlu alınmayacak e, oraya. E, orada muhtemelen açıklamasını yapacak. Ama e, hayat pahalılığının çok konuşulduğu bir dönemde bu ziyaret dikkat çekecek. Ali Bey eklemek isterseniz. Çok kısa bir şey ekleyeyim. Yani devlet kurumları, bakanlar, bakanlıklı bakanların bürokratları, işte bu tür kurumlar maalesef ki bilgi edinme açısından kapılarını kapatmış mesela bakana cumhurbaşkanı yardımcısına tüm bakanlıkları şu soruyu sordu e, bu yılki temsil ve ağlama giderleriniz nedir yazılı olarak sorduk değil mi ne yapması lazımdı birçoğunun rakam olarak biz bu yıl e, 3 lira 4 lira 5 lira para harcadık birçoğu şunu söylüyor e, bu durum zaten diyor, bizim diyor internet sayfamızda var bakın bakıyoruz yok bir kısmı şunu söylüyor. Yasal mevzuatlara uygun olarak harcamalarımız yapılmıştır. Yapma bir de istersen. Yani zaten bunu yapmak zorundasın. Ben sana rakam soruyorum. Bunu da niye soruyorum? Ticaret Bakanlığı, Aile Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ne kadar harcamış? Ve bunun gibi birçok soru önergesine cevap vermiyorlar. Aynı şekilde. Ya bu ülkenin ikinci partisinin grubu lideri Randevusu niye vermiyorsun? Niye vermiyorsun? Sen tek kişiye bağlı değilsin. Sen 84 milyonun bürokratısın. Neden vermiyorsun? <laughs> Niçin vermiyorsun? <laughs> al, kapıda karşıla, otur, bilgileri e, bilgi ver, sorularını cevapla, tavsiyelerini al, notlarını al, uğurla. Ne var bunda? Ha, randevu talebi geldiği anda yukarı soruyorlar. Yukarıdaki bakan Beyefendi'ye soruyor. Beyefendi diyor, hayır diyor. Son cümlemi söyleyeyim. Şunu herkes bilsin ki bu devlet ve bu devletin kurumları Recep Tayyip Erdoğan'ın malı değil. Bu arada ben iki dedim de bir de Merkez Bankası'na gitti. Evet. Orada içeri alındı, ağırlandı, konuşuldu. Evet. Doğru olan mı? Evet. Olması e, alın, gereken... Alınmayan iki ziyaret gerçekleşti. Evet, çok kısaca Fikret abinin de bu konuda yorumunu rica edin. Fikret abi Ankara'nın yarınki gündem bir anda değişti. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması sosyal medya paylaşımıyla birlikte ne dersiniz? Evet tabii gündem olur bu yarın Gökmen. Sayın Kılıçdaroğlu Etmeşiz Kurumu Genel Müdürü'nün kapısına gidecektir. Ve kapıda açıklama yapacaktır. Sayın Kılıçdaroğlu ana muhalefetin denetim görevini bu şekilde yerine getiriyor. Etkili bir yöntem. Aslında Ali Bey'in dediği gibi devlet kurumlarının ana muhalefet liderine bilgi vermesi gerekir. Randevu vermesi gerekir. Kapıda karşılayıp uğurlaması gerekir. E, çünkü e, Türkiye'nin ana muhalefet lideri geliyor. Parlamento adına bir görev icra ediyor. E, bunu engellemek aslında iktidarı zor duruma düşürüyor. Demek ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun <laughs> soracağı bilgilere, sorulara verecekleri bir yanıt yok algısı oluşuyor ve bu da muhalefetin daha etkili olmasını sağlıyor kamuoyunun nezdinde. E, ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun etkisiz kurumundan sonra bazı kurumlara daha gideceğini de tahmin ediyorum. Bu yöntemi Sayın Kılıçdaroğlu kullanacak ve kamuoyunu bu yöntemle bilgilendirmeye devam edecek. Peki. Evet bakalım. bir şey daha söyleyeyim. Hı -hı. Bilgi edinme hakkı yasada düzenlenmiştir. Her vatandaş zaten CİMER'e başvurarak tüm kurumlardan bilgi alabilir. 84 milyona verdiğin hakkı ana muhalefet liderine verilmemesi utanç verici bir durum. Bu bilgi edinme hakkı kanun güvencesi olarak ilk e, güvence altına alındığında çeşitli bilgiler talep edilmişti. Mesela onlardan biri o dönem tabii daha gösterilerde falan taze e, Türkiye'de ne kadar göz yaşartıcı gaz e, bulunmaktadır güvenlik güçlerinin elinde e, yeteri kadar bulunmaktadır şeklinde bir takım <laughs> yanıtlar geliyordu. E, evet hakikaten yani bir ana muhalefet lideri Türkiye'nin ikinci büyük partisi altılı masanın şu ana kadar gelmesinde öncü rol üstlenmiş bir siyasi aktörün et ve süt kurumuna gitmek istemesi, onlarla görüşmek istemesi, onlardan bir takım taleplerde bulunmak istemesi Efendim, nesi mi? kaçınılacak bir davranıştır? Nesi hayır dinlenebilecek bir davranıştır? Yani Bırakın CHP'nin genel başkanlığı Bir milletvekili bile bu kurumlara çok rahat girebilmek durumunda değil mi Ali Aslında Bey? Aslında bakın ben bir şey söyleyeyim size. Geçen, Geçenlerde bu hafta TRT'yi ziyaret ettim. CHP'nin ee, 90, 91, 92 e, CD'lerini istedim. E, beni kapıda karşıladılar. Arşiv odasını aldılar. Bakın teşekkür ediyorum. 3 saatini ayırdılar. Bunu yapabiliyorlar. Bunu genel başkanımıza niye yapmıyorlar? E, bir de... Komik cevap verebilir. Yetersiz cevap verebilir. Ama kabul etmemesi, <laughs> andı vermemesi, e, o makamı almaması, dönmemesi. Dönmemesi Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun tweetinde ses yok şeklinde evet, bir tabii ifade var. Utanç verici bir yol. ona bir daha bakabiliriz arkadaşlar. O dikkat çekici e, o tweet'te Kemal Kılıçdaroğlu e, diyor ki e, işte et ve süt e, çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu'ndan randevu istedim. Herhalde bir yerlerden izin alamadılar ki ses yok. Ses yok. Yani sağır kalmak demektir bir kurumun. Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkanına sağır kalması. Evlatlarımızın beslenme hakkını konuşmak için yarın saat 10'da devletimizin şerefi bürokratlarına gideceğim. Gerisi onlara kalmış diyor. Biri bir durum bu. De facto bir durum yaratmak. Yani bilgi vermek falan değil. Bu bu ülkedeki tek adam rejiminin kendi kendisini tekrar tekrar gündeme getirmesi, o kendi keyfi ve tek adam alanını, yani o parti devletine dönüştürmüş iktidar alanını kesinlikle paylaşmayacağını, bu bu alana Kılıçdaroğlu gibi ana muhalefet parti liderinin giremeyeceğini, girerek kendi egemenlik alanının zayıflamayacağına yönelik bir güç gösterisi bu aslında. Ya yani bir meydan okuma bu. Hayır, sen yoksun. Böyle bir şey de yok bu ülkede. Muhalif bir siyaset alanı da yok. Bu ülkenin her tarafına ben hakimim. Ben ne diyorsam o olur. Aynen. Ben ne diyorsam o olur. Bu kurumlar bana aittir. Onlar sadece benimle görüşür, bana hesap verir. Yani bunlar benim memurlarım. Yani fiilen yaşadığımız şu andaki parti devletinin e, aslında ete kemiğe bürünmüş bir hali bu. Dava oradaki bilgi vermek, vermemek değil. O bilgiler çok önemli bilgiler Tabii değil. Ki. O pozisyonun oluşmasını, o görüntünün oluşmasını engelliyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun oraya gidip bir kurumdan bir görüşme yapması, oradan bir bilgi edinmesi, talepte bulunması... Onu meşru bir alana oturtturup iktidarın korumaya çalıştığı o keyfi alanına bir tehdit teşkil ettiğini görüyor ve bunun genişleyeceğinden korkuyor. Peki, bir de şu Bu an, korku, bu çok korku an, alanı daraltmak. Çok önemli. Devamlı. olduğu oldu için söyleyeceğim. Bir de şu var. Çok, çok kısa arayacağım. Çünkü bakın. şimdi gitti. O kurumun başındaki adam karşıladı. Bunu her yerde de sayın genel başkanımız söylüyor. Dersinde <laughs> mesela her yıl milyonlarca öğrenci süt dağıtıyor belediye. Bunun nasıl yaptığını, belediyelerden bir e, bir sıkıntı olduğunu, inanılmaz zamların olduğunu, belediyelerin kurumlara yardımcı olup olamayacağını e, yapabilecek bir şeyin olup olmadığını da söylüyor genel başkan. Yani o kurum bizim belediyelerimizden yardım istese, bizim belediyelerimize yardımlaşsa, böyle bir diyalog olsa, belki biraz daha o fiyatlar düşse olmaz mı? Ama bu yaklaşım çok çirkin. Gerçekten çok. Güzel. Ben bu konuda bir şey önerebilir miyim? İnşallah beni e, Sayın oldu da dinliyordur. E, oraya gidip randevusuna cevap verildi, verilmedi, girdi, girmedi. Bu konuda bu polemiği büyütmek yerine e, ben e, benim tavsiyem bir akademisyen olarak e, CHP'nin ekonomi kurmaylarıyla bir basın toplantısı düzenleyerek et ve süt mamullerinde nasıl bir politika izlenirse bir rahatlama sağlanırı. Lütfen sunsun, ekip sunsun, CHP'nin ekibi. Eğer destek istiyorlarsa bizler de seve seve destek oluruz. Oradaki polemiği büyütmek yerine siz gündem oluşturun, siz yeni bir şey önerin. Diyin ki işte örnek veriyorum Kanada'da süt ürünlerinin bir yönetimi vardır. Peynirin vesaire yönetimi. Onun bir benzerini biz öneriyoruz bunu yapacağız. Şöyle bir bütçeyle çıkıyoruz. Bu hayvancılığın aslında yıllardır ihmal edilmesinden dolayıdır. Ona şöyle şöyle bir kaynak ayıracağız. Bizim yapmak istediklerimiz budur dese ve bunu fırsata çevirse. Yani burada bir polemik olacağı belli zaten yani iktidarın da istediği bu. Onun yerine siz gündemi oluşturun, siz kartlarınızı açın. Ben böyle yapardım ama ben biraz şöyle acaba efendim, fazla efendim, mı? Şöyle çok özür diliyorum. Biz bunu şöyle önerildi bakın hep ilinden örnek veriyorum ama Mersin Büyükşehir Belediyesi bu bir model önerdi ve bunu uyguladı. 100 tane aileyle de 100'er tane keçi veriyorum. 1000 tane aileye 1000'er tane kaz veriyorum. 300 tane ailede büyükbaş hayvan veriyorum dedi. Yerini <laughs> veriyorum dedi. Veterinerin hizmetlerini veriyorum dedi. Ve her yıl kaç tane ürün aldığını takip edeceğim dedi. Biz şu anda bunu uyguluyoruz. Bunu Türkiye'ye de önerdik. Yani bunu Mersin Belediyesi uyguluyor ve inanılmaz sonuçlar alıyoruz şu anda. Biz bunları öneriyoruz ama maalesef ki algısı kapalı olan bir iktidar var bunun. Yani bunu birçok belediye e, parti politikası olarak uyguluyor. Mersin çok başarılı oldu. Şu an üretici mutlu, hem belediye başkanımız mutlu. Peki. Ama algı kapalı. Ama ben benim önerdiğim başka bir şeydi ama. Tamam, ben de o zaman şöyle bir ekleme yapayım. <laughs> e, CHP'li ilgili yetkililer e, bu konuda defalarca aslında bu mesajlarını açıkladılar. E, benim hatırladığım Faik Öztürk'ün bütün esnaf şeylerinde tamam. buluşmalarında bütün il şeylerinde ziyaretlerinde bu açıklandı. Ama daha e, böyle bir tarımla ilgili biz basın toplantısı düzenliyoruz. Yapıldı çalıştan yapıldı. İnanın inanın yapılıyor yapıldı. ama bir daha yaşıyor. demek ki daha çok yapıldı. <laughs> daha çok yok. <laughs> bir yoksun. de beraber. Bu hikaye <gülüyor> şu. <gülüyor> hangi mevzunun ne kadar reyting değeri oldu da ayrı bir sonuçta eee gerçeklik bir, bir cümle, değeri var. Ve seve seve de yardımcı <laughs> olur Kanada'nın e, sağlık şu, politikası, çok, ilgisi, şey, politikası çok şey tarım politikası da, çok basın şey. toplantısında gerçekleşmiyor. Mesela şu anda gördüğünüz o e, şey kamera ordusunun be. takibi hiçbir e, basın toplantısında ya da açıklamasında gerçekleşmiyor. Bu tweet'te bana kalırsa konuşulması gereken özel bir vurgu da var. E, devletimizin şerefli bürokratlarına gideceğim. Buradaki şerefli bürokratlar meselesi biliyorsunuz Kemal Kesinlikle. Kılıçdaroğlu bir süredir bürokratlara sesleniyor. Hı hı. Suç işlemeyin, bu suçlara ortak olmayın, bu milattır artık diyor. Ee, Ama artık işlerseniz yarın öbür gün siz de hesabını verirsiniz diyor. Ve bununla birlikte kendisini bürokratlardan bilgi akışı, belge akışı geldiğine dair açık açık konuşuyor. Ve hep söylüyoruz Recep Tayyip Erdoğan'ı en fazla öfkelendiren... Çıkışı bana kalırsa yakın zamanda buydu. Şimdi tekrar aslında Kemal Kılıçdaroğlu... Yine o mesajım. Şi, o mesaj, şerefli bürokratlar derken aslında devletin bürokrasisini e, olası iktidarın yanına çekmeye çalışıyor açıkçası. E, o vurgunun önemli olduğunu ama düşünüyorum. Ama bir şey diyeceğim. E, Kılıçdaroğlu şerefli bürokratlar diyor. Evet. Memur Teoman örneğini vermiş değil mi? Herkes evet. Yani evet, örnek evet, evet, alınması gereken evet. isim. E, ama, ama, ama... E, bürokrasiyi alaşağı ederiz diyen bir bakanımız var. Hazine ve Maliye Bakanı Nebat. Yani Kılıçdaroğlu'nun e, güven duyduğu şerefli bürokratlar.